Buldum. Buldum. Bir planım var. Nasıl bir plan? Çağla. Adiyim, benim de aynı şey aklıma geldi. Şu Çağla öldürelim, bu olay kapansın ya. Yok. Çağla'yı öldürmenize izin vermem. Bir cana kıymak bize yakışmaz. Pardon Bahtiyar, biz kimiz? Bizim en asil görevimiz adam öldürmek. Niye yakışmıyormuş ya? Olmaz dedim, o kadar. Oğlum burada Çağla'yı öldürmekten bahseden kim? Karıştırma lan sen de. Onu DNA testine ikna edeceğiz. Çocuğun senden olmadığı ortaya çıkınca bu iş çözülecek. Ama o zaman da Çağla çok zor durumda kalmaz mı? Başka bir çözüm yok mu abi? Bak hala Çağla diyor ya. Yok Bahtiyar, yok. Başka bir çözüm yok. Aileyle kavuşmak istiyorsan tek çare bu. Zaten oğlum senin Çağla dediğin kadın senin hayatına kastetti. Farkında değil misin? Çocuğun senden olmadığını ispatlayıp hem seni hem bizi kurtaralım. Ha? Sonra çocuğa sahip çıkarız bir şekilde. İyi. Arıyorum o zaman. Hamilelik olayı doğru mu? Bilmiyorum efendim. Ama fotoğraflar vardı. Rıfat Bey hepsini toplamış. Ne fotoğrafı? Sekreter Hanım'la ultrasona gitmişler. Rıfat Bey Çağla Hanım'ın karnını okşuyor. Ne? Çabuk o Rıfat'ı buraya çağıracaksın. Çabuk. Tamam. Rıfat. Ne dedi lan Çağla? Hasta, yine bağırdı çağırdı ama ikna oldu sonunda. Yarın gidip örnek vereceğiz. İşte bu kadar. Yarın çocuğun senden olmadığını ispatladık mı bu iş çözüldü demektir. Ailenin bana geri döner mi? Onsuz bu gök kubbe yıldızları çalınmış bir çöl gibi. İçim terk edilmiş bir şehir. Bahtiyar. Bak burada hala Rıfat Çakar'ın aşkının ızdırabını yaşıyoruz. Allah aşkına, aşkını yalnız yaşa. Rıfat'ınki de aşk mı be abi? Aşk mı Rıfat'ınki? Onunki serserilik, had bilmezlik, laçkalık. Aşk insana istikamet verir. Yolunu aydınlatır. Göğüne güneş olur. Kalbine ışık saçar. E ben bu aşkı icat edenim. Rıfat Bey, Latife Hanım sizi çağırıyor. Bir bu eksikti. Eylemci. Eylem Hanım. Buyurun, oturmaz mısınız? İyi geceler. Ben gidiyorum. Misafir ya abi. O bakımdan hani otur dedim de ben oturayım.